Çocuğumuz Teknokent Koleji'ne kaydettirmiştik geçen yıl. Bu yıl okulun kapanma kararı alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri'yle birlikte, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürleri'yle birlikte bir toplantı yapıldı Battalgazi toplantı salonunda. Öğrenciden sorunların çözüleceğine dair bize bir teminat bilgi verildi. Maktubu kağıtlara öğrencilerin hangi okula kayıt olması gerektiğiyle ilgili talebimizi ilettik. Neticede bir sonuç çıkmadı. Bir hafta 10 gün sonra tekrar okullara gittik. Çocuğun e-okulda e-kayıt olmadığı için okul kapandığından biz de okulun bilmeden tahsilnamesini aldık. Bizi uyarmadılar. Tahsilnameyi alırsanız e-okulda görülmesi hiçbir okula kayıt yaptıramazsınız diye. Netice itibariyle biz çocuğu 20 gündür okula kaydettiremiyoruz. 19.09.2022 tarihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir talepte bulunduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talebimizi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bakanlığa yazmış. Bakanlıktan tekrar bir yazı geldi. Yazıda diyor ki nakil komisyonu karar alsın. Çocuk ondan sonra bakanlığa yazı yazılsın, karar bakanlığa yazılsın. Bakanlık da o karar gereği öğrenci e-devlet sistemine kaydedilsin. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu komisyona karar alabilmesi için ilgili maddenin olması gerekiyor. Herhangi bir madde yok. Okullar kapatıldığı zaman, öğrenci bir şekilde okuldan kaydı silindiği zaman bununla ilgili bir madde olmadığı için bir mevzuata uygun sistem oluşturamıyorlar. Biz 20 gündür çocuğumuzu okula gönderemiyoruz. Mağdur durumdayız. Bunun da mağduriyeti nasıl giderilir onu da çok bilmiyoruz ama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şu anda işin içerisine çıkamıyor. Bize benzer en az 5-6 aile daha var. Çocuklarını okullara kayıt yaptıramıyorlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne her gün gelip gidiyorlar. Böyle bir problemimiz var. Maalesef anayasamızın maddesi gereği eğitim öğretim hakkımız şu anda kullanamıyoruz. Devlet büyüklerimiz inşallah olayın farkına varlar. İlgili madde yasa neyse ya da resmen çocuğun okula kaydıyla ilgili bir adım atarlar diye bekliyoruz. Biz haksızlıklar önlemeye çalışırken biz haksızlığa maruz kalıyoruz. Ben aynı zamanda İl Üniversitesi değil, her iki üniversitenin de şube başkanıyım. Malatya 2 Eğitim Bilsen Üniversite Şube Başkanıyım. 21 yıldır sendikacıyım, 11 yıldır şube başkanıyım. Malatya'da aynı zamanda Eğitim Bilsen'de kurucusuyum. İki nolu şubenin. Bunu ilgili bilimlere, makamlara ilettik. Bürokraside tanıdığımız arkadaşlarımızla görüştük, yazışmalar yaptık ama maalesef şu anda ilgili bir madde bulamıyorlar. Bu madde gereğince o maddeye dayandırarak öğrenciyle ilgili komisyon ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü nakil komisyon kararı komisyon alamıyor. Karar alamıyor komisyonda. İşin çabuklaştırılıp çocuğumuzun bir an önce örgün eğitime yapabileceği bir okula kaydının